Merhaba çocuklar, ben Melih Topçu. Ayşe Genç Kızılay Anaokulu'nda çalışıyorum. Bugün sizlerle birlikte acil durumlar nedir ve acil durumlarda neler yapabiliriz, kimlerden yardım isteyebiliriz bunları öğreneceğiz. İlk önce size acil durumun ne olduğunu anlatacağım. Çocuklar, eğer hemen müdahale etmezsek, yardım istemezsek bize ve çevremize zarar verebilecek durumlara acil durumlar diyoruz. Bu gibi durumlarda kimlerden yardım isteyebiliriz? Ambulanstan, polisten ve itfaiyeden yardım isteyebiliriz. Mesela parkta arkadaşlarımızla oynarken ağacın üstünde minik bir kediciğin mahsur kaldığını gördük. Hemen kimi arayacağız? 1-1-0 itfaiyeyi arayıp ondan yardım isteyeceğiz. Ya da piknikteyken ormanda bir yangın çıktığını fark ettik. Yine hemen kimi arayacağız? Kimden yardım isteyeceğiz? 1-1-0 itfaiyeden yardım isteyeceğiz. Yolda giderken bir trafik kazası olduğunu fark ettik. Hemen kimi arayacağız? Tabii ki polis amcalardan yardım isteyeceğiz. Polisin telefon numarası nedir? 1-5-5. Ya da çarşıya alışverişe gittiğimizde bir oyuncakçı dükkanına hırsız girdiğini gördük. Yine hemen kimden yardım istiyoruz? 1-5-5'i arayarak polisten yardım istiyoruz. Peki evde bir anda babaannemiz rahatsızlandı. Ne olduğunu bilemiyoruz. Kimden yardım istiyoruz? Hemen ambulansı arıyoruz. Ambulansın telefon numarası nedir? 1-1-2. Peki daha önce bahsettiğimiz trafik kazasında yine kimden yardım istemeliyiz yaralıları kurtarması için? Ambulanstan. Ambulansın numarası neydi? 1-1-2. Evet çocuklar, siz de bu tip acil durumlarda bu öğrendiğiniz numaraları hemen arayıp yardım isteyebilirsiniz. Peki bugün hangi acil durum numaralarını öğrendik? Polis 1-5-5, ambulans 1-1-2, itfaiye 1-1-0. Peki siz hiç buna benzer bir acil durum yaşadınız mı? Kimlerden yardım istediniz? Peki bu durumlarda neler hissettiniz? Evet, bu sorularınızın cevaplarını duyar gibiyim. Peki bugünkü etkinliğimizde öğrendiklerimizle eğlendik mi? Yeni şeyler öğrendik. Başkalarına ve kendimize yardım edebilecek şeyler öğrendik. Bunlar sizi eminim mutlu etmiştir. Bu süreçte ellerimizin temizliğine çok dikkat ediyoruz. Sosyal mesafeyi koruyoruz ve maskesiz dışarı çıkmıyoruz. Bu durumu hep birlikte aşacağız. Okulları hep birlikte açacağız. En yakın zamanda kavuşmak dileğiyle. Hoşça kalın.